Herkes mevcut durumdan arzulanan duruma gidebilmek için kendisini değiştirmesi gerektiğini biliyor. Bunu herkes biliyor. Yani gelişim şart değişim için. Yalnız mevcut durumdan arzulanan duruma gidebilmek için sürekli mazeret ve bahane üretiyor. Birinci mazereti şu oluyor genellikle. Hocam param yok. Sevgili arkadaşlar, ben de bu kişilere şunu soruyorum. Kendi gelişimine, çocuklarının geleceğine, onların ileride daha rahat edebilmesi için senin geleceğine hiç mi paran yok dediğimde, paramız var. Fakat işte şuraya lazım, buraya lazım. Peki soru şu diyorum onlara. Senin şu parmağını kesecekler. Bir hafta zamanın var. Eğer kesmelerini istemiyorsan sana bir hafta içerisinde 1 milyon euro getireceksin diye soruyorlar. Sen o parmağını kaybetmemek için ne yaparsın? 1 milyon euroyu bulur ve o parmağını kurtarmaya çalışırsın, değil mi? Yani para mevzu değil. Veya senin çocuğunu elinden alacağız bir hafta sonra eğer 1 milyon euroyu vermezse. Derlerse yine sen o parayı bulursun. Dolayısıyla para mevzu değil. Hiçbir zaman para mevzu olmamıştır. Mazeretin ve bahanen şu oluyor genellikle. Geçmişte yaşanmış bir olay. Mesela kendini geliştiren insanlar dışlanıyor. Belki senin böyle bir blokajın var. Bilinç altında, şuur altında. Bu blokajından dolayı sen ne yapıyorsun? Parayı mazeret gösteriyorsun. Bahanen hep para oluyor. Aslında para mevzu değil. Veya kendini geliştiren insanlar biraz daha dışlanıyor. Çünkü sivri oluyor. Diğerlerine göre daha farklı oluyor. Daha güzel bir hayatı olduğundan dolayı eski çevresi tarafından dışlanıyor. Belki de böyle bir blokajın var. Bu düşünce olduğundan dolayı kendini geliştirmek istemeyebilirsin. Veya şuna da inanıyorum ben. Para çok kötü olduğundan dolayı zihnimizde, şuur altımızda millet olarak paraya çok kötü bakıyoruz, değil mi? Belki eğitime katılırsan daha fazla paran olacak. Daha çok zengin olacaksın. Ama zenginler ve para sahipleri çok kötü olduğundan dolayı zihninde, şuur altında sen ne yapıyorsun? Sürekli bahane üretiyorsun kendini geliştirmemek için. Çünkü kötü bir şey olacak eğer kendini geliştirirsen. Ne olacak? Zengin olacaksın. Çok paran olacak belki. Burada şunu anlatmak istiyorum. Sen geçmişte yaşadığın travmalardan dolayı, düşünce kalıplarından dolayı, yanlış inançlardan dolayı parayla alakalı, zenginlerle alakalı veya kendini geliştirenlerle alakalı yanlış düşüncelerinden dolayı senin şuur altındaki bu kod, bu yanlış düşünce sana param yok dedirtiyor. Bunun yanında ikinci sebebi söyleyeceğim size. Öncelik sırasını düzgün koymamış olabilirsin. Genellikle şunu diyorsun. Ben bunu istiyorum, şunu istiyorum, şu hedefe ulaşmak istiyorum. Tamam. İstiyor musun? İstiyorsun. O zaman gerçekten istiyorsan yapabilirsin. Gerçekten istiyorsan o zaman birinci sıraya koyarsın. Nasıl 1 milyon euro buluyordun parmağını kesmesinler diye. Birinci sıradaydı çünkü. O zaman birinci sıraya kendini geliştirmeyi koyarsan, buna inanırsan önündeki engeller kalkar. Parayı mazeret etmezsin. Parayı mevzu etmezsin. Bunun dışında şu da var mesela. Kişi diyor ki hocam ben eğitime katılırsam daha fazla sıkıntım olacak. Daha fazla derdim olacak. Bu da yine geçmişte yaşadığın travmalar ve yanlış kalıplarla alakalı. Yani sürekli şuur altındaki bu engel bilincine diyor ki eğitime katılırsan daha çok yorulacaksın. Ben de diyorum ki eğitim senin üzerindeki yükleri alacak. Senin hayatını kolaylaştıracak. 10 saatlik işi 2 saatte yapacaksın. 3 saatte yapacaksın. Geri kalan saati de ailenle harcayacaksın. Kendinle ilgileneceksin. Tatile gideceksin. Daha fazla zamanın olacak. Senin üzerindeki yükler alınacak. Hayatın kolaylaşacak. Hayatın eğitime katılarak zorlaşmayacak. Hayatın kolaylaşacak. O yüzden genellikle birisi ya ben eğitime katılmak istiyorum diyorsa ben de gerçekten istiyor musun diye soruyorum. Gerçekten istiyorsan katılırsın. Hiçbir mazeret, hiçbir bahanen olmaz. Yani parayı, onu, bunu bahane etmezsin. Benim dedem şunu söylerdi. Oğlum sen gerçekten istiyorsan o zaman yapabilirsin derdi. Dolayısıyla sen de gerçekten eğitime katılmak istiyorsan o zaman önündeki para mevzusunu veya onu, bunu, mazeretleri kaldırırsın ve eğitimi alırsın. Bu kadar basit. Şimdi sen de gerçekten istiyorsan şuna inan ki sen de yapabilirsin. Sen de başarabilirsin. Bu eğitime katılıp hayatını güzelleştirmek gerçekten istiyorsan. Şundan emin ol ki eğitime katıldıktan sonra kendine, ailene, çocukların varsa çocuklarına, evliysen eşine daha fazla zamanın olacak. Daha fazla zaman ayırabileceksin. Daha fazla yaşayacaksın hayatı. Bundan emin ol. Gerçekten bu senin için önemliyse o zaman şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve başvuru yap. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.